İmam Mustafa le kutabxane Oğuzxane ibn Arati istaş basi bikari poli hafdaki şimdi öğrenciler 7. sınıfın matematiğini başlayacağız ve konumuz 5. bölümde bildiğimiz gibi 5. bölüm daha geometrik konulardan başlayacak. İlk konumuz burada açı ölçmedir. Açı ölçme dediğimiz açı ölçme, burada açı ölçme iki komşu ve iki mutabık açılar vardır. Mesela burada böyle bir şekilimiz var. Bu şekil içinde bazı noktalar var. S'den başlayacak. S, D, M mesela. N, D, M. Burada dediğimiz N, D, M. Yani bu açını bahsediyoruz. Aynı zamanda iki açımız var. Belli açılar 45, 45'te. Şimdi bazen öğrenciler sorur, yani iki komşu nedir ve iki mutabık nedir? İki komşu dediğimiz aralarında bir kenar olacak. Bu kenar bir nokta, belli noktadan başlayacağız. Mesela D noktasından başlar. Şimdi D noktası burada bir kenar aralarında var. O da DM kenarıdır. Sorumuz burada. İlk önce örnek 1'den başlayalım. Örnek 1. Tabii ki örnek bir iletkiyi bahsediyor. İletkiyi nasıl kullanacağız? İletkiyi bir bildiğimiz iletkidir, bir şekildir. O şekli hemen şekil üzerinde koyduğumuz zaman açını kaç olduğunu belirleyeceğiz. Bu da her öğrenci kendi yerinden bunları belli edeceğiz. Şimdi biz eğer örnek 2'den başlayacağız. Örnek 2 ne diyor? A 2 komşu açı belirle. Şimdi iki komşu açı, bahsettiğim gibi iki komşu burada aralarında bir kenar olmalı. Bunun gibi. Şimdi bu kenar, buradan bu komşular. Yani bazı öğrenci sorar, hocam burada komşu olur mular? Evet olur. Burada komşular bular. Çünkü bir yanında olur. Komşu dediğimiz normal hayatımızda bir ev var, ev yanındaki komşu olur. Sağ tarafı olsa ya da sol tarafında olsa ama aralarında bir divar var. Şimdi burada da bu divar olarak baksa, şimdi bu divar, bu komşu, bu da komşudur. Aynı zamanda bu divar olsa, bu kenar divar saysak, bu komşu ve bu komşudur. O zaman iki komşu adlandırsak, şurası ve şurası komşu. Ama burada biz geometri olarak gerek yazalım bunları, yani bu şekilde olmaz. Diyelim buradan şurası işte bir iki komşudur. Geometri olarak nasıl yazılacak? Şimdi bu açını yazsam buradan başlayacağım. S burası D noktası ve M noktası. Şimdi S, D, M açısı. Ve birinci açı, ikinci açı dediğimiz buradan başlayacağız. Çünkü M'de durduk. M, D, N açısı, o da komşudur. M, D, N. İki komşular. Bu da ilk ikinci örneğin ilk cevabı bu şekilde oldu. İkinci cevabımız nedir? İkinci, bizden iki mutabık açı istiyor. İki mutabık açı B, iki mutabık açı belli. Şimdi mutabık ne olduğunu bilsek, yani burada kim bilir? Evet, çok iyi. İki mutabık dediğimiz zaman yani aynı sayıları olmalı. Mesela 45, 45. Onlar mutabıklar. Yani mutabık dediğimiz normal hayatımızda mutabık, yani aynı şekil, aynı görüş, aynı rakam olmalı. Şimdi 45, 45. Belki
başka bir şekilde 50-50-60-60 açılarımız olur. O zaman biz neyi alırız burada? Bizim terkizimiz daha fazla ne üstünde olur? Daha fazla rakam üstünde olur. Yani rakamlar eşit oldukları zaman burada mutabık olurlar. Şimdi biz bildik bu iki açı mutabıklar. Gerek yazı ahalılar nasıl yazılır? Bir şekilde yazacağız. Bakın şimdi biz dediğimiz mutabık 45 ile 45 mutabıklar. Tamam, nasıl yazacak bunları? Buradan başlayacağız. N, D, B. Bu şekilde eğer çıkarsam yazıya bu şekilde olur. N, D ve B. Bu 45 derece. Bu bir şekil. Biz çıkartıyoruz. Bir şekilde olur. İkinci şekil buradaki şekil. Ki karşındadır tam olarak. S, S, D, L. Bu da 45 derece. Şimdi bunları her ikisini yazacağız burada. N, D, B. Bu açı F. İkinci açımız N, D, B dediğimiz buradadır. N, D, B. Ve ikinci açısın S, D, L. 2 neler? 2 mutabıklar. Mutabık açılar. Şimdi değerli öğrenciler. Burada birçok öğrenciler burada şaşar. Neden? Çünkü diğer iki komşu ve iki mutabık bunlar birbirlerine çok yakınlar. Yani biz mutabıkla komşunu nasıl ayıracağız? Dediğim gibi mutabık dediğimiz aynı sayılar 45-45 derecedir. Bunun gibi 45-45 bunlar mutabıklar ve komşular dediğimiz zaman bir kenar aralıklarında olur. Başka sorumuz var burada. C, bizden iki mutabık açı verip ama bizden istediği nerede? Bir ölçüm istedim. O ölçümü nasıl bulacağız? C, C'nin sorusu bu şekilde. M, D'nin açısı ve N, D, B açısı her iki açılar neler? Mutabıklar. Mutabıklar. Şimdi sorumuz burada nedir? M, D, B, M, D, B'nin bu açının ölçüsünü kaçtır ya da belirle. Burada başka bir soru geldi ortaya. Başka soru da nedir? Yani bunun yerine bize dese iki mutabık açını göster. Bunun yerine iki mutabık bize verip başka açı bizden ister. İki mutabık dediğimiz nedir? Kim bilir? Evet, çok güzel. İki mutabık, evet, tamam. İki mutabık dediğimiz aynı açılara eşit olmalı. Tamam. Şimdi bu soruya göre cenahın bunu çözmek. Sorumuz nedir? MDN, MDN nerede? MDN şu açı, burası tam bu açı ve NDB, NDB bu açı. Her ikisi mutabıklar. Mutabık dediğimiz zaman direkt biz ne yapacağız burada? Burada zaten 45'i bize göstermiş. Mutabık dediği zaman burası ne olacak? Tamam, çok güzel. Burası direkt 45 olacak. Neden? Sebebi nedir? Burası 45, şurası da 45 oldu. Her ikisileri mutabık. Neden bildik mutabıklar? Soruda. Sorusu işte bu MDN ve NDB açıları mutabık olduklarını gösterir zaten. Tamam, şimdi mutabıklar bizden ne isterir? Bizden MDB'nin
daha fazla isterim. M, D, B. Yani bu, bunun açısı isterim. Birisi 45, değeri de 45'tir. O zaman bunun hepsini bulsak M, D, B'yi direkt tam olarak bulsak gerek ne yapar? Çok güzel. 90 derece neyden belli? Bunlar ikiyi topladı. 45, 45, 90 derece oldu. Şimdi matematiksel olarak biz bunları çözsek, çünkü burada bir şeyimiz var. Yani sen sınavda böyle bir şekilde çözebilmezsen 45, 45 hemen 90 olduğunu, yani yanlış olmaz ama daha fazla matematiksel olarak gerek çözülsen, matematiksel olarak nasıl çözülür? Bu geometri olduğu için gerek harf harf bunları açı açı yazsın. Şimdi M, D, N ki bunlar verilen olarak bize verildi. Şu M, D, N açısı eşittir. Kaç? M, D, N 45 derece. Ve N, D, B açısı eşittir 45. Neden? Çünkü M, D, N eşittir N, D, B'ye 45'tir. O da 45 derecedir. Madem 45, 45'edir eşitler, o zaman bunlar eşit olur. Neden eşit olurlar? Çünkü iki mutabık açılar. İki mutabık açılardır. Şimdi değerli öğrencilerimiz, burada iki mutabık verdiğiniz zaman biz üçüncü açını bulmamız için gerek ne yapar? Direkt rakama terkiz ederek, rakama kadınadı 45, 45. 45 olduğu zaman eşit olurlar. Eşit olduğular zaman mutabık çıkarlar. Şimdi bizim sorumuz nedir? Bizim sorumuz, bizden istediği soru MDB'dir. MDB açısını bul diyor. Yani bize daha fazla bunu bulmamız lazım. Bunları nasıl bulacağız? Eğer bunlar 45, 45 ise o zaman MDB, burada zaten izah ettiğimiz zaman, dediğimiz zaman 45, 45'tir. Her ikisi 45 olduğu zaman o zaman MDB 90 çıkar. Değerli öğrencilerimizden birisinin cevabı verdi. Hemen dedi 90. Nasıl bildi? Bunları topladı. O zaman bunları toplasa biz gerek bir şey bilahım burada. MD ne ki 45'tir. MDN bu artı NDB ki 45 derece artı 45 derecedir. O da eşittir kaça? Eşittir 90 derece. 90 dereceye eşittir. Bu da ne oldu? MDB açısını bulduk. Şimdi en son aşamamız olarak, en son sorumuz olarak örnek 2'de nedir? O da bize iki açı vermiş. MDN ve SDL. Kitapta SDC yazılmış ama daha doğrusu SDL'dir. SDL çünkü eğer bunun çözümüne baksanız, çözümü de bize verirdi 45 derece, 45 derece. Ama ikinci 45 derecede SDL yazmış. O zaman bunu düzeltin lütfen. Evet, MDN ve SDL. Tamam. Şimdi dediğimiz gibi örnek 2'nin D'si nedir? Örnek 2'nin D'si MDN açısı ve SDC yazılmış kitapta ama siz L yapın, SDL açıları. Mutabık olduklarını belirleyin.
mutabık olduklarını belirle. Gerek. İlk önce biz bir şey bilelim burada. Mutabık, yine döneceğim aynı sözüme. Mutabık nedir? Mutabık iki sayı birbirlerine benzeme olmalarıdır. Yani iki sayı burada aynı şekilde olmalı. 45-45 dediğimiz gibi. Bunu bir yeniden yazsam. Çok karıştı. Şurası ne? Şurası M. Şurası B. Şurası S noktası. L noktası. Şimdi burası 45 derece. Şurası da 45 derece. Sorumuz. MD'nin, yine de MD ne? Şurası ki 45 derecedir. Neden 45 derece? Çünkü mutabıklar ve SDL, SDL bunların nedir? Mutabık olduklarını belirle. Nasıl bileceğiz mutabık olduklarını? Evet. Tamam, çok güzel. 45-45 ile mutabık olduğunları belirle. Şimdi bunları çözdük, sayalım. Şimdi MDN açısı eşittir 45. Nereden bildim 45'tir? Tamam, çok güzel. Burada MDN 45, burası 45, şurası da 45 oldu. Zaten anlattık bunları. Aynı zamanda SDL, buna dedik 45'tir. Şunu SDL eşittir 45 derece. Madem her ikisi 45'tir, o zaman ne diyeceğiz? Mutabıklar. Çok güzel. O zaman MDN ve SDL mutabıklar. Ya da iki daha güzel olur. İki mutabık açılar. Burada kimin sorusu var? Evet. Yani burada biz bir şekilde mutabık dediğimiz zaman farklı olur komşularla. Yani bu komşu sayılmazlar. Neden komşu sayılmazlar? Çünkü bak, bu açı bu şekilde burada olmalı. Bu da karşında. Yani karşı karşı komşu olmaz. Ne zaman komşu olur? Bir yanında olmalılar. Yani normal hayatımızda nasıl komşu olur? Bu sınıfın komşusu diğer sınıftır. Ama bu sınıf karşıdaki sınıfla yani komşu olmaz. Neden? Ne olur? O zaman mutabık olurlar. Aynı sınıflar. Ama neleri fark? Belki burası 7. sınıf. Karşıdaki sınıf da 9. sınıf. Başka soru? Yok. Çok güzel. Şimdi alıştırmalarda burada zaten yazmışım. Sayfa 186-190'a kadar bugün anlatacağız. Zaman olursa. Bir de ödevimiz var. Ödevimiz sayfa 186'da 11. 14'e kadar. 11'den 14'e kadar aynı sorular. Bunlar gibidir. Yani senden ne ister? İki mutabık açılar. İlk önce tabii ki komşudan bahsedecek. İki komşu. İkincisi de iki mutabık. Ondan sonra iki mutabık açı verer. Başka açı ister senden. Üçüncüsü de aynı belirttiğimiz zaman iki mutabık olduklarını belirleyeceğiz. Şimdi sayfa 186'da bizim bir sorumuz var. Aynı şekilde bu kitap içinde bazı düzeltmeler var. Onları düzelteceğiz. İlk önce ondan sonra anlatacağız. Şekilimiz var. Şekilimiz D'den başlayacak. D, burası M, şurası da S. Şurası A, şurası C.
İlk önce tabii ki 1'den 4'e alıştırmalar için resmi kullanmak için neyi kullanın? İletkiyi kullan. İletkiyi kullanacaksan burada birincisi DMA. Tabii ki ben iletkiyi kullandım. Burada kaç oldu? Evet, çok güzel. 30 derecedir. İkincisi LMS. Burada da 60 derecedir. Üçüncüsü SMA yazmış. Ama daha doğrusu SMA değil. Onları doğrulayın. DML'dir. DML eşittir 120 derece. Ve dördüncüsü burada CML'dir. CML 90 derecedir. Daha fazla bunlara çok ihtiyacımız yok. Daha bundan sonra sorulara daha fazla bu üçe ihtiyacımız var. 1, 2, 3. Şimdi sorumuz bunları yazdığımız için bir bir bunları göstereceğiz. Birinciden başlayalım. DMA. D burada D'dir. M buradadır. A buradadır. O zaman DMA dediğimiz DMA bu şekli gösterir. Evet. Bu şekli gösterdiği zaman yani bunun açısı kaçtır? 30 derecedir. 30 derece. Bu belli oldu. İlk yaşamımız olur. İkincisi LMS. LMS. Tabii ki L burada olmalı. Burada bir noktamız var. O da L'dir. L M S. Bu şekli gösterdiğimiz zaman ne olacak burada? Burada bunun açısı 60 derece olacak. Burası da 60 derece. Çok güzel. Üçüncüsü DML. DML kaçtır? 120. Çok güzel. DML. Şuraya kadar. Yani buradan başlayacak. Şuraya kadar sona erecek. Burası 120 derecedir. Şimdi belki bazen soracaksınız. Yani bunlar ne işe yarar? Bunlar zaten bizim 5. sorudan 10. soruya kadar sorulara cevap vereceğiz. Bunları kullanarak. Şimdi bu bilgiler olduğu zaman çok kolay olur çözmeler. Çözmelerle başlayalım. 5. soru LMA ölçüsünü bul ya da LMA'yı ölçüsünüz. LMA'yı ölçünüz. LMA açısını ne yapın? Ölçünüz. LMA'yı ölçünüz. Yani bu şekilde baktığımız zaman belki biraz zor olur ama dikkatle baksanız çok kolay. Kolay olduğu nedir? LMA. Şurasını bizden istedir. Yani belki evet çok güzel. Belki hemen direkt 90 derece diyorsunuz. 90 derece olduğunu bilirsiniz ama burada 90 olduğunu ispatlamak lazım. İspat olmadan biz matematiksel olarak hiçbir şey yapmayacağız ve yapamayız. Şimdi değerli öğrenciler, LMA ölçünü bulmak için direkt neye bakacağız? Bizim bazı kurallarımız var. O kurallara göre çözeceğiz. Şimdi 90 olduğunu zaten belli. 90 derecedir. Ama nasıl ispatlayacağız? Bunu ispatlamak lazım. Ya da bazı yollar var. Onları yapmamız çok kolay olur. O da nasıldır? Ya 120 eksi 30 hemen 90 direkt çıkar. Ya da bu ikiyi toplayacağız. 30 ile 60 90. O zaman kaç kalır burada? Onu da 90 olarak yazacağız. Çünkü bir doğru 180 derecedir. Bir doğru 180 derece olduğu zaman gerek bile bu 30, bu da 60, 90. Kaç kalır 180 için? 90 kalır. O zaman
90'la 90-180 derece. Çünkü bir doğru 90 derece. Bu birinci çözümümüz. İkinci çözümümüz dediğim gibi ya da 120-30 yapacağız. Şimdi her iki çözümü yapacağız. Birinci yol. Birinci yol. Ya 120, tabii 120 dediğimiz zaman gerek biz bilahın bu açı nedir? D, M, L'dir. D, M, L açısı. Eksi D, M, A açısı. O zaman D, M, L 120'dir. Derece eksi 30 derece. Direkt ne olacak? 90 derece çıkar. Bu birinci yol. İkinci yol, bunları toplayabiliriz. Yani 60 ile 30, 90 yapar. 180 eksi 90, hemen o da 90 çıkar. İkinci yol. İkinci yol nedir? 180 derece, 180 dediğimiz DMS'dir tabi. DMS. Eksi bu iki açılar yapacağız. S, M, L artı kaç? Artı D, M, A. D, M, S 180 derecedir. Eksi bunları toplasa S, M, L 60 derecedir. O da 30 derece. 180 derece eksi bunları toplasa 90 kaç olur? Eşittir 90 derece. Ama bence birinci yol daha kolay. Neden kolay? Çünkü 120 derecemiz var. Eksi 30 hemen sorumuz çıkar. Değerli öğrenciler, şimdi burada kim sorusu var? Kimsenin sorusu? Tamam, çok güzel. Burada 90 çıktı. Tabii ki bir yol seçeceksin. Burada iki yol içinde. Birinci yolu seçtin. Daha kolay. İkinci yol daha şey oldu. Şimdi bizim konumuz burada bitmek üzere. Bugünkü konu tabii ki açı ölçme değerinde anlattık. Ve daha detaylara gireceğiz. Ama unutmayın, burada sayfa 186'da 11'den 14'e kadar ödevdir. Bunlar gerek çözersiz. İkinci daha ders, bundan sonraki derste sizden bir bir bakacağım ödevlerine ve onları sizden soracağım. Bugünkü ders sona erdi ve dersimiz bitti. Şimdi de bizim sorularımız sona erdi.